dostlar, anneler, babalar, anneanneler, babaanneler, dedeler, mürebbiler, aile kılavuzu programımıza hoş geldiniz. Gününüz mübarek olsun, Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı mübarek olsun efendim. 2-6 yaş döneminde çocuğunuzla tanıştırıyorduk sizleri. Şimdi yine 2-6 yaş dönemindeki maceramıza, o önemli döneme, o dikkat etmemiz, emek vermemiz, ve ömür boyu onların belleklerinde, bilgilerinde, davranışlarında ve duygularında iz bırakacak dönemi sizinle beraber paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, 2-6 yaş döneminde bir cihet itibariyle önemli bir nokta da dil gelişimidir. Dil gelişimi. 2 yaşından itibaren yavaş yavaş çocuklarımız kelimeleri tek tek söylemeye başlarlar. Baba, mama, anne gibi ifadeler ağızlardan yavaş yavaş dökülmeye başlar. Dil belleği diye bir ifade vardır. Dil belleği. Yani çocuk dünyaya geldikten sonra bebeğimiz devamlı dinler, dinler, dinler. Bir zaman sonra siz konuştukça ne kadar fazla konuşur, ne kadar fazla bilgi verirseniz o anlamıyor gibi gözükse de cevap veremese de mutlaka ama mutlaka beyni kaydediyordur. Sinir hücreleri, nöronlar o kelimeleri, o jest ve mimikleri, o dokunuşları, o ses tonlarını kesinlikle kaydediyordur. O dil belleği dolmaya başladığı zaman dolar ve taşar. Peki nereden taşar? Ağızdan taşmaya başlar. Yavaş yavaş konuşmaya başlar evladımız. 2-6 yaş dönemi dil gelişimi açısından anne babaların takip etmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde karşılaşılan önemli sıkıntılardan bir tanesi geç konuşmaktır. Geç konuşma söz konusuysa biz deriz ki 2 yaşında artık kelimeler, 3 yaşında cümleler çıkmalı. 3 yaşından sonra yavaş yavaş cümleler sıralanmalı, paragrafa dönmeli, bir mefhum anlatılabilmeli. Bu noktada bir gerilik varsa Mutlaka ama bir mutlaka konuşma terapistine, konuşma uzmanına gidilip acaba dil, dudak, ağızda bir problem var mı? Kaslarda, konuşma kaslarında, çene kaslarında bir problem var mı? Bu mutlaka kontrol edilmeli. Ya da psikolojik bir problem var mı? Evde aşırı bir korku ortamı varsa, aşırı bir şiddet ortamı varsa, iklim çok gerginse. 0-2 yaşta çocuğun güvenliğine dair yemek yeme, aç kalma, çok affedersiniz altını alma noktasındaki gecikmeler, çocuğun aşırı ızdırabı, aşırı bir operasyonu konuşmayı geciktirebilir. Bu noktada bizim gözlemlerimiz çok önemlidir. Yavaş yavaş kekemelik, konuşmanın gecikmesi, korku ve ev ikliminin şiddetinden kaynaklanabilir. Anne baba arasında bazen sık sık, bazen uzun zaman çok güzel bir gidişat fakat ondan sonra çok şiddetli kavgalara maruz kalmakta çocuklarımızın dil gelişimini negatif etkileyebilir. Burada dikkat etmemiz gereken husus mutlaka ama mutlaka sinirli ve öfkeli anlarımızda çocuğumuzun yanında tepki vermeyip ayrı bir odada ya da ayrı bir yerde tepkimizi ortaya koymak ya da ayrı bir yerde konuşmak çok önemli. Hani diyoruz ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hani sinirlendiğimiz zaman oturacağız, sakinleşeceğiz ya da o bölgeden uzaklaşacağız. Erkek anahtarı alacak evden biraz çıkacak gidecek, bir serinleyecek, bir rahatlayacak. Mutlaka o öfkenin e, pik yaptığı diyelim böyle tavan olduğu zamanlarda evladımızın yanında olabilecek o şiddetli tepkilerden uzak durmaya çalışalım. Bunun mücadelesini verelim. İşte farkındalık bu konuda önemli. Farkındalık bu konuda çok önemli. 2 yaşından önce başlayarak 2-6 yaş arasında akşamları yatmadan önce faydalı hikayeler okumak, masal okumak. Yemek ortamlarında farklı bir ortama gitmişsinizdir. Bir tatildir, restoranttır, farklı yerlerde çocuğumuz rahat durmuyordur koşuşturuyordur. Orada güzel bir masal. Biz de bazen uydurabiliriz. Hiç önemli değil. Kuralları da önemli değil, üslubunuz da önemli değil. Bir başlayın, akar akar deneyin. Anlatmaya başlayın. Öyle açılacak ki, öyle noktalara geleceksiniz ki saçmalayın, korkmayın. Önemli değil. O sizi edebiyat olarak değerlendirmeyecek. Neden yanlış kelimeyi kullandın demeyecek. Neden ı ıı, ıı dedin de demeyecek. Yeter ki siz ona farklı bir masal, farklı bir hikaye anlatmaya çalışın. Veyahut da diyelim ki kendi kültürümüzle veya kendi birikimimizle çok fazla üretim yapamadık. Mutlaka kitaplardan istifade edelim. Yatmadan önce çocuğumuza kitap okuyalım veya okunmuş kitapları dinletebiliriz. Önceki programımızda da dokunmuştuk. Masal dinletileri ekrandan uzak tutma adına çocuk oyun oynarken bir yandan işte Keloğlanın masalı, Nasrettin Hoca'nın masalı, farklı masal kahramanlarının masallarının veya yine okunmuş kitaplar var. Okunmuş kitapları yaşına göre, olgunluğuna göre, ilgisine göre yine çocuk kitaplarından okunmuş olanları MP3 olarak bir belleğe yüklersiniz veya telefondan hoparlörle beraber evladımıza dinletebiliriz. Böylece hem canı sıkılmamış olur hem de kelime hazinesi düzgün bir diksiyon, düzgün bir sunumu dinlemiş olur. O zaman konuşmasının düzelmesine de faydalı olacaktır bu durum, bu dinleti. Yani biz de anlatabiliriz ama farklı kaynaklardan kitap ok, dinletmek ya da masal dinletmek de çocuğumuza kelime hazinesi için, kelime bilgisini geliştirme için, hikaye zenginliği için ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. İşte beynin farklı kısımlarının harekete geçmesi de burada yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yani bazı şeyler analitik olarak işte beynin farklı kesimlerine, bazı şeyler duygusal olarak farklı noktalara sirayet edecek ve beyin hücreleri ne kadar dolarsa çocuğumuzun zekası, bilişsel zekası, duygusal zekası o oranda daha iyi olacak ve gelişecektir. Yani yarın öbür gün topluma ciddi faydalar sağlayacak nesillerin yetişmesine vesile olacağız inşallah. Tabii burada sağlıklı dil gelişimi için Sloganımız ne? Evde şiddete hayır. Evde şiddete hayır. Evde şiddete hayır. Burası önemli. Şiddet varsa, kardeş kıskançlığının zemini hazırlanmışsa, tutarsızlık varsa, inanın yavaş yavaş o konuşma bozuklukları ortaya çıkmaya başlıyor. Doğumdan sonra anneden çok uzaklaşma varsa. Burası önemli. Çok uzak kalma. Yani Aşırı acı veren sağlık müdahaleleri, bu noktada maalesef bazen o sünnet oluyor. Veya farklı rahatsızlıklar, çocukları ciddi bağırtıyorlar, uyuşturmuyorlar, bir takım sıkıntılar oluşuyor. O ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Yine e, filmler çok önemli neyden besliyoruz evlatlarımızı. Hani yemeğine çok dikkat ediyoruz. İşte sağlıklı büyüsün, her türlü vitamini yesin. Kilosu az mı acaba? İşte kilosunu çoğaltalım. Biraz daha yedirelim. Eyvah bizimki çok zayıf. Bir takım kaygılar maalesef olabiliyor. Peki manevi doygunluğu açısından seyrettikleri, dinledikleri, maruz kaldıkları kaynaklar neler? Biz ne kadar önem veriyoruz? Burası çok önemli. Yani artı 13, artı 9, artı 7 filmler var. Artı 13, artı 9, artı 7 animasyonlar var. Artı 13, artı 9, artı 7, artı 15 oyunlar var. 9 yaşındaki oyunu oynattığımız oyuna bakın. İnternetten araştırın hangi oyun oynuyor. Bu oyun hangi yaş çerçevesinde oynanıyor? Geçen bir çocuk bir oyundan bahsetti. Baktım internete araştırdım. O oyun Artı 15. Oynayan çocuk artı 9. 9 yaşında yani. Yani Artı 9'u oynamaması gerekiyor. Ama artı 15 oynuyor. Oyun artı 15. Ama çocuk 15 yaşından daha büyüklerin maruz kalması, normal olan görüntülere, şiddete, efendime söyleyeyim, afedersiniz, cinsellik içeren görüntülere maalesef maruz kalıyor. Yazık değil mi? E siz süzmezseniz, nasıl yediğine dikkat etmiyorsunuz siz sağlığa zararlı bir şey verdiğiniz zaman işte dondurma yiyorsun boğazın ağrıyacak soğuk su içiyorsun terle terle hasta olacaksın size maliyeti olacak değil mi? Hasta olursa hastaneler uğraşırlar huzursuzluklar peki beş duyu organından negatif şeyler dinlerse negatif şeyler izlerse siz zannediyor musunuz size maliyeti olmayacak? Anaokulunda çıkacak, ilkokulda çıkacak, Bizim çocuk neden soru sormuyor? Bizim çocuk neden şiddet görüyor? Neden şiddetli? Neden pasif? Neden çok aktif? Neden yerinde tutamıyoruz? Ya izlediğimiz ve dinlediğimiz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle 2-6 yaşta. Evde ortamda bir, bir takım diziler izleniyor, bir takım filmler izleniyor. Artı 9, artı 7 film yazıyor, artı 7 diyor. Ama evde anne dizi açmış izliyor, artı 7. Dört yaşındaki çocuk da orada oyun oynarken orada bir adamın başka bir adamı öldürdüğünü, şiddetli bir şekilde zarar verdiğini görüyor. E yazık değil mi? O çocuğun ona maruz kalmaması lazım. Onu görmemesi lazım. Ama maalesef görüyor. E ondan sonra konuşma problemi başladı. Çocuk gece korkuyor. Acaba ejderha gelecek, beni yiyecek mi? Acaba birisi beni öldürür mü? Acaba hırsızlar ne yapar? E bir sürü sorun ortaya çıkıyor. E kim yaptı bunu? Biz yaptık. Nereden? izlettiğimiz, dinlettiğimiz kaynaklardan. Dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Aman izlenilen, dinlenilen, oynanılan şeyler. Çocuklarımızın izlediği, dinlediği, oynadığı şeylere, oynadığı oyunlara çok dikkat edelim. Artı 9 mu, artı 13 mü, artı 15 mi? O kıstasın doğruluğu da ayrı bir şey ama en azından bir kıstas konmuş. Bunu mutlaka, mutlaka araştırmış olalım inşallah. Konuşma Dil gelişiminden bahsediyorduk. Bu noktada 2-6 yaş arası gözlemledik ve bir takım sıkıntılar var. Konuşma terapisine gidiş ve bu noktada bir kontrol inanın size zarar ettirmez. Çapa'da vardı, farklı yerlerde vardı, farklı hastanelerde var denir, söylenir. Konuşma ile ilgili, konuşma bozukluklarıyla ilgili mutlaka çocuğumuzu kontrol ettirelim. Bir gecikme varsa, bir kekeleme varsa ya da fiziksel bir takım sıkıntılar varsa veya bazen doğuştan damak yarık oluyor. O süreçte çocuk o damak iyileşene kadar biraz daha konuşma gecikmesi söz konusu olabiliyor. Veya ağız-diş düzeninde problem olduğu için konuşma sıkıntıları olabiliyor. Mutlaka konuşma terapisine gidelim. Onlar süreci şöyle yönetiyorlar. Önce bir konuşma haritası çıkartıyor ve sorunu tespit etmiş oluyor. Yani hangi alanı zayıf? Dil, dudak, diş koordinasyonumuz zayıf. Psikolojik algısı mı? Zihinsel bir sorun mu var? Kulaklarında sorun oluyor bazen. Net işitmediği için net telaffuz edemiyor. Çünkü duymuyor ki kelimeyi. Kelimeyi duymadığı için ağzından da o kelime çıkmıyor. Bunun da durumuna bakıyor ve acaba işitmesi iyi mi? İşitme hafızası iyi mi? Burada sorun var mı? Buraya yönlenmiş veya bu noktada sorunları tespit etmiş olabiliyorsunuz ve ondan sonra tedaviye doğru gidiyorsunuz. O yüzden konuşma problemlerinde gecikmeyelim, ihmal etmeyelim. Mutlaka konuşma terapistine, konuşma uzmanına mutlaka gidebilelim. Çünkü zihinsel problemi var. Örneğin seslerini, sesleri aklında tutabiliyor mu? Hafızasında sesleri tutabiliyor mu? Burası önemli veya psikolojik kaynaklı mı? Bunları tespit ettikten sonra onlar bir yol çiziyorlar. O terapistler belki birkaç görüşme oluyor ya da özel tedavi merkezlerinde bir takım antrenmanlar veriliyor. İşte bilirsiniz dilin altına işte kalem konuluyor, 5-10 dakika sesli bir şekilde konuşuluyor, yavaş okumalar oluyor. Mesela günümüzde bizde çok gör, bize gelen hali çok hızlı konuşmak. Çok hızlı konuşmak, anlaşılamaz şekilde beyin hızlı düşündüğünden ağızla ona uymaya çalışırken bir takım dengesizlikler söz konusu olabiliyor. Veya bir içe dönüklük söz konusu olabiliyor, mutizm olabiliyor. Bir içe dönüklük, farkına varamıyoruz ilk etapta. Korku, kaza, travma meseleleri söz konusu olabiliyor. Bu noktada yani 3 yaşından sonra hala bir hikaye anlatamıyorsa, kendini ifade edemiyorsa mutlaka bir konuşma uzmanına inşallah gitmiş, geçmiş olacağız. Bu arada tabii konuşma terapisi aynı zamanda işte 800 bebekte bazen bir bebek oranlarda değişiyor. Down, down sendromlu olabiliyor ya da konuşma bozukluğu olan şekilde bir bebek dünyaya gelebiliyor. Bu noktada bizim konuşma terapisine gitmemiz ve süreci takip etmemiz önemli. Konuşma bozukluklarında şöyle de bir sorun oluşabiliyor. Konuşma bozuklukları farklı psikolojik problemler ya da farklı sorunlardan da kaynaklanabiliyor. Bu noktada hem fiziksel te terapi gerekiyor hem psikolojik anlamda destek gerekiyor. İkisini beraber yürütme söz konusu olabiliyor. Yani hem ağız dil diş dudak uyumunda sorun var aynı zamanda psikolojik bir problem de var. İkisi birleşmiş. Tabii anne baba çaresiz kalıyor. Hangi birisini çözecek? Tek taraflı bir çalışma çözüm olamayabiliyor. O yüzden biraz daha hani iyi araştırmak, sorunun kaynağını gerçekten tespit edene kadar anne baba olarak, aile olarak ısrarlı olup 2-6 yaşta konuşma sorununu çözmekle ilgili şartlanmamız gerekiyor. Anneler, babalar 2-6 yaş arasında konuşma problemi varsa mutlaka çözelim. Eğer bu geçe kalırsa, 10 yaşından sonraya kalırsa, Maalesef çözüm çok zor oluyor. Ergenlikten sonraya kalırsa çözüm çok zor oluyor maalesef. O yüzden mutlaka 2-6 yaş arasında dikkatli bir şekilde gözlemleyelim. Konuşma eksikliği varsa çocuğumuzda bir konuşma terapisine götürelim. Yine konuşma noktasında önemli hadiselerden bir tanesi de hani güzel konuşma yapabilen insanları dinletmek ve kulak aşinalığı o kelime hazinesini geliştirmek önemli. Yani güzel konuşan insan, güzel konuşandan dinleyen çocuklar ileride güzel konuşma noktasında kendisini ortaya koyduğu zaman bu konuşma aynı zamanda çocuğun ahlakını da toplum içerisindeki gördüğü saygıya da ailedeki duruşuna veya bir başarı hikayesine imza atma açısından da çocuğumuzu mutlaka ama mutlaka destekleyecektir. O yüzden ortamda güzel konuşulacak ortamı oluşturmak, o iklimi oluşturmak çok önemli. Galiz ifadeler, küfür, çok sert ifadeler, çok öfkeli ifadeler, özellikle biraz daha ergen abilerin, ablaların olduğu, o kardeşlerin beraber büyüdüğü durumlarda bu işi düzenleyeceğimiz ortamlar olmalı. Çok dikkat etmeliyiz. Bu noktada çevre ciddi anlamda önemli. Çocuğu kitapla tanıştırmak Masalla tanıştırmak çok önemli dedik. Okuma yazma dönemine geçmeden önce okuyamayacaklar. Yani 2-6, 2-7 yaş arasında. Tabii ki okuyamayacaklar. Bazı çocuklar erken okuyabilir. Tabii bu noktada erken okumaya geçirmek hani şu, maalesef eğitim sistemi açısından şunu düşünüyoruz. Çocuk çok zeki, gerçekten 4 yaşında okuyor, 5 yaşında okuyor. Engelleyelim. Ne yapalım okumasın çünkü arkadaşlarından geri kalır. Çünkü toplu bir eğitim sisteminin içerisindeyiz. Böyle bir sıkıntı var ama aslında her çocuk özel demiyor muyuz? Her çocuk geliştirilebilir demiyor muyuz? İnşallah o duruma da geliriz. Bir zaman gelir ki her çocuğun potansiyeline göre eğitim kurumları oluşabilir. Biz 6 yaşından itibaren o okul öncesi hazırlıkta, Hikayeleri, masalları derinleştirip Kur'an-ı Kerim'den olabilecek hikayeler, Peygamber hikayelerinde mutlaka çocuklarımızla paylaşmış olalım. Onları da hikaye olarak onlara tanıtalım. Masal ve hikayeyi bir terbiye unsuru olarak hayal dünyasını geliştirme, dini ve ahlaki öğreti olarak da kesinlikle ama kesinlikle kullanmamız çok önemli. Yani hem beynini geliştiriyoruz dedik, hem üretmeye başlayacak dedik, hem özgüveni gelişecek dedik. Yaşamın içindeki stresli, sıkıntılı, öfkelenilen, yani ciddi anlamda sinir harbi içeren veya sevgi içeren, muhabbet içeren her türlü olayı ve oradaki farklı tepkileri hikayelerde çocuklarımız keşfedeceklerdir. O yüzden öykü hadisesini, hikaye hadisesini mutlaka ama mutlaka derinlemesine kullanalım. Dil bozukluklarında bir takım harf bozuklukları da söz konusu olabiliyor. S harfi, R harfi, J harfi gibi. İşte bu bozuklukları da mutlaka okul öncesi döneminde bu ses problemlerini gözlemleyerek tespit ettiğimizde psikiyatri, çocuk psikiyatrisiyle veya pedagoglarla etkileşimle beraber 0-6 yaş, 2-6 yaşta çözmek için mutlaka Çaba sarf edelim. Fiziksel bir sorun varsa çocuğun damağı yarık oluyor dedik veya ağız diş sağlığı. Yine çocuğun dişleri çıkarken o çıkma sürecinde aynı zamanda 6 yaşlarında 7 yaşlarında yavaş yavaş dişler dökülür. Anne babaları mutlaka bir dişçi tarafından e, takibi de öneriyoruz. Yani gelişim çağında çocuğumuzun dişlerinin o dişin çürüklüğünü, ağzın düzgünlüğünü, arkadan gelecek süt dişten sonra gelecek dişin düzgün olmasını takip edelim. Kaç yaşlarında insanlar ne yapıyorlar? Tel takıyorlar. Küçüklükten itibaren takip edilmeyen diş, arkadan gelen dişten dişin öndeki çıkmadığından dolayı yamuk gelmesi, şekilsiz gelmesi, daha sonra tellerle bir sürü paralarla tedaviye gidilmesi söz konusu olabiliyor. Biz önleyici olalım. bu noktada mutlaka bir dişçiyle etkileşimde olup çocuğumuzun diş gelişimini de takip etmemiz yine konuşma noktasında Ciddi anlamda önemli. İnşallah yavrularımız kendisini güzel ifade edebilen, güzel konuşabilen, e, kelimeleri, Türkçe'yi edebiyatıyla, sanatıyla güzel ifadelendiren e, şekilde yetişir. Bizler de onların böyle güzel yetişmesine vesile oluruz diyorum. Kısa bir aradan sonra o harflerdeki problemler ve çözümleriyle ilgili konuşmamıza, müzakeremize devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra sağlıcakla kalın. Muhterem dostlar, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. 2-6 yaş dönemi dil gelişiminden bahsediyorduk. Bu konuda harflerin çıkma noktasındaydık. Genel olarak bazı harflerde çocuklarımızın ifadelerken, ifade ederken, söylerken R harfi gibi, S harfi gibi, bazen J harfi gibi harfleri söyleyemediğini veya tek başına söyleyebildiği halde kelimenin içinde söyleyemediğine şahit olabiliyoruz. Veya çok hızlı konuştuğunda tam çıkartamıyor. Mesela R'yi siz R dediğinizde R olarak söyleyebiliyorken ya çok rrrr diyerek veyahut da hiç söyleyemeyerek Y harfi şeklinde söyleyerek söyleyememe sorunu ortaya çıkabiliyor. Biz buna fonolojik bozukluklar diyoruz. Fonolojik bozukluklar. İşte bu terapi de yine mutlaka okul öncesi olmalı. Yani hangi harf, hangi ağzın dilden mi, dilin nereye gideceğini bilmemekten mi, psikolojik bir sıkıntıdan mı kaynaklanıyor? Genelde ses problemleri veya bu şekilde harf problemleri ağız yapısından kaynaklanabiliyor. O yüzden mutlaka konuşma uzmanıyla beraber bir rehabilite çalışmasına ihtiyaç olabiliyor dostlar. Ki bu konu önemli. Yine yarık damaktan bahsetmiştik. Burası ciddi bir problem olabiliyor. Ben tekrar tekrar altına çizerek çünkü yaşanan vakalar burada çocuğa davranışta sabırlı olmak çok önemli. Yani yarık damak noktasında damağın iyileşmesi ayrı bir sorun, hastalığın iyileşmesi ayrı bir sorun. Hastalık iyileştikten sonra o süreçte yapamamanın verdiği bir fizik tedavi var. O yüzden sorun iki ya da üç şekilde ise işimiz zorlaşıyor. Yani bir yandan psikolojik sıkıntımız var. Bir yandan ağız doğal değil, yarık damak var. Bir yandan antrenmansızlık, ağız kaslarının çalışmaması söz konusu. Şimdi üçünü birden hareketlendireceğiz. Peki bir anda üç şeyi birden yapmak, acemi birisine siz baskı yaparsanız kaza yapar, arabayı kullanamaz. Hem kaslar alışkın değil, hem e, psikolojik problemleri var, yanlış yapacağım korkusu var. Baba hayır bu yanlış diyor, anne durmadan düzeltiyor. Yanlış yaptığı için arkadaşları gülüyor. Dalga geçici bir unsur olmaya başlıyor bu mesele. Eyvah! Maalesef çocuk ciddi anlamda baskı altında kalıp içine kapanabiliyor. Sabır çok önemli. Sabırla devam edeceğiz. Tabi sabretmek için kök sebep ne? Onu öğrenip, bilgi edinip süreci bilirsek sabretmek kolay oluyor. Biz biliyoruz ki bu 6 ayda düzelir. Önce şu aşama, sonra şu aşama, sonra da şu aşama gerçekleşecek diyebilirsek o zaman sabrederiz. Aynı oruç gibi biliyoruz ki iftarda yemek yiyeceğiz, psikoloji, mide salgılarını düzenliyor, tüm vücut düzenleniyor. Günde o kadar yiyen, içen, bir şeyler tüketen insanlar o saate kadar yeme, içme ve bir şey tüketme noktasında kendilerini şartlıyorlar. Hatta ezan okunmadan önce bütün yiyecekler ortada fakat dokunamıyoruz. Nefsi terbiye değil mi? Dokunamıyoruz, yiyemiyoruz çünkü sabrediyoruz. Ya nasıl sabredebiliyoruz? Her şey orada. Ya bir dakika sonra, beklemeyelim bir dakika sonrayı. Hemen şimdi yiyelim. Neden yenmiyor? veya diyette olan birisi için veya bir takım perhizde olan birileri için önünde oluyor ama el uzatamıyor. Ameliyat olacak birisine ne deniyor? Saat 12'den sonra hiçbir şey yeme. 12'ye geçiyor, bir de canınız bir şey istiyor. Ameliyat olacağım, yiyemiyorsunuz. Elinizi uzatamıyorsunuz. Ha. Ama hiç sıkıntı olmuyor. Bakıyorum ben hani Bundan dolayı psikolojik probleme giren yok pek. Yani ben 12 ile 5 arası hiçbir şey yemedim. İftara kadar bir şey yemedim ya psikolojim bozuldu. Bu beni çok rahatsız etti diyen yok. Çünkü kabullenmiş, şartlanmış. O zaman sabır daha kolay oluyor. Yani bir tedavinin sürecini bilirsek, bir değişimin sürecini bilirsek, bilgi sahibi olursak, arif olursak sabır da bir nebze daha kolay olmuş oluyor. Bilmek, kabullenmek sabra doğru götürüyor bilmek, kabullenmek sabra doğru götürüyor. Hani hatırlarsanız bir ihsan metodundan bahsetmiştik. İhsan metodu çözümlerde kullanabileceğimiz bir metot. Kısaca hatırlatalım. İhsan. İ neydi? İletişim. Aramızda iletişim kuracağız. İç dünyamızda iletişim kuracağız. Çevremizde iletişim kuracağız. Sonra sorunu belli etmiş olacağız. İletişimle beraber sorunu belli ettik. İletişim kurduk ve sorunu belli ettik. Soru sorunu çözerken İhsanın H'si. H. Ne ikincisi? Hedef. Hedef ne demek? İhsanda hedef. İletişimi kurduktan, sorunu belli ettikten sonra biz diyeceğiz ki çocuğumuz R'leri söyleyemiyor, terapi görecek ve 3 ay içerisinde R'leri söyleyebilecek. Bize düşen şey ne? R'leri söylemesi noktasında kendisini sıkmamamız, baskı yapmamamız şeyleri söyleyemiyor, J'leri söyleyemiyor veya bir takım kelimeleri çıkartamıyor. İşte biz bu noktada yapmamız gereken ne? Bizim baskı yapmamamız. Burası çok önemli bir hadise. O süreci işte aşamalarını bildiğimiz zaman H, he, hedefimizi belirledik. S, stratejimizi söylediler. Anne baba olarak böyle davranmanız gerekiyor. Şunları şunları sakın yapmayın, şunları yapın. Belli zamanlarda terapiste götürün. Ee, çocuğunuz şu antrenmanları yapacak. Bununla ilgili fiziksel hazırlığını yapın. Çocuğun psikolojik hazırlığını yapın. O antrenman için kendisine destek olun. İşte dilinin altına kalem koyacak, konuşacak veya günde 10 kere, 20 kere şu kelimeleri söyleyecek gibi bir takım antrenmanlar, temrinler, alıştırmalar verdiği zaman onları sabırla devam edeceğiz. Stratejiyi belirledik. Böyle gidersek Hedefimiz ne? 3 ay sonra konuşma düzelecek. İhsan dedik. Tüm sorunlarımızı çözmek için bu modeli kullanabilirsiniz. A. Adımlar. Yani her adımı gerçekleştirmek. Her adımı gerçekleştiriyoruz ve neticeye bakıyoruz. Neticeye baktık, adımları gerçekleştirdik ama neticede bir takım sıkıntılar var. Olmadı, düzelmedi. Biraz düzeldi ama tam değil. Tekrar kelimenin başına iyiye dönüyoruz. İletişime geçiyoruz. Neden sorun çözülmedi? Çünkü aslında bu 6 ayda çözülmüş. Biz 3 ayı hedef koyduk. O zaman hedefimizi değiştiriyoruz. Tüm sorunlarınızda çözümlerde ihsan modeli. İhsan nedir? En güzel olan. En güzel şekilde tamamlanan. El ihsanu bit tamam diye bir söz vardır. Yani en güzel şey olan tamamiledir. Yani şimdi iftarda iftara gittiniz ne olur? İşte çorba olur, ardından yemek. İşte üçüncü çeşit tatlı. E sonunda da işte bir de çay olması lazım ya. Hani çay olmazsa tamam olmaz. İhsan olması için çay da olması lazım. Tabiri caizse daha iyi mefhumu anlatabilmek için böyle bir örnek verdim. Ramazan ayında. Yani o tam her şeyin tam olması demek ihsan. Sorunları çözerken ihsan modelini kullanabilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz inşallah. İşte çocuğumuzun o konuşma sorunlarını çözerken de sabretmemiz, süreci bilmemiz çok önemli. Süreci bilirsek daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Konuşma problemlerinde çözümün gecikmesindeki önemli sebeplerden bir tanesi ciddi anlamda baskı yapılması, evde dalga geçilmesi, arkadaş ortamında alay edilmesi. Yanlış yapıldığı zaman bazen çok şaşırıyorum kendi Annesi babasından bile içsel dürtüyle beraber çocukta dalga geçenler oluyor. Abisi dalga geçiyor. Veyahut da korkutuyor. Bazen içsel dürtüyle abisi, babası kendi evlatlarını, kız çocuğun erkek çocuğunu korkutabiliyor. Çok değişik vakalarla karşılaşıyoruz. Yani o çocuğun içinde bir takım sıkıntılar olarak kalıyor. Babada da bir takım problemler olabiliyor ya da abide. Dikkat etmemiz, gözlemlememiz, gere gözlemlememiz gerekiyor. Hani burada benlik saygısı ve özgüven çok önemli. Peki özgüven dediğimizde nerede kazanılıyor? İşte 2-6 yaş. Önemli bir yaş aralığı. 2-6 yaş. Stres arttıkça, stres ne demek? Baskı demek. Stresin kelime manası. Baskı demek, streslenme. Tıp dilinde de bu kullanılır. Baskı. Yani stres arttıkça, baskı arttıkça konuşma bozukluğu ortaya çıkıyor. Dildeki, dil belleğindeki kelimeler korkudan dışarıya çıkamıyor. Çıkarsa ne olur? Ne derler? Yine düzeltecekler mi? Yine gülecekler mi? Acaba bana nasıl davranacaklar? Burası önemli. Bazen anne baba da kekeme olan çocuklarda kekemelik oranı yüksek olabiliyor. Hem anne babanın düzgün konuşmadığından kaynaklanan bir durum veya genetik bir durum da olabilir. Bu noktada da hani şiir dinletileri, şarkı veya işte çocuk şarkıları, bir ritim, veya hayvanlarla konuşma bazı ritimli ifadelerde örneğin çocuk konuşurken kekeme oluyor ama Kur'an-ı Kerim okurken ya da ezber ezber bir metin şiir okurken kekeme olamayabiliyor İşte burada arkadaki nedenin net olarak ortaya çıkması önemli yani özet olarak toparlarsak dil gelişimiyle ilgili Evladımızın 4-6 yaştaki anaokulundan tutun. 2-4 yaşında dinlettiğimiz, izlettiğimiz anne babanın zengin olarak kendini geliştirip vereceği eğitim önemli. Ailenin dikkati önemli. Konuşurken çocuğun sözünün kesilmemesi çok önemli. Konuşurken çocuğun sözünün kesilmemesi çok önemli. Nasıl yani? Yanlış yaptın diyerek. Yani biz çocuğa doğrusunu daha sonraki cümlelerle söyleyeceğiz. Nasıl yani? Diyelim ki yanlış konuştu cümlede. Biz cevap verirken anne baydayı ve iyi misin dedi misalen. Bardak kelimesini biz anne o evladım bardağı al derken bardak kelimesinin doğrusunu söylemiş olacağız. Hayır, baydak değil demeyeceğiz. Yani demek istediğimiz nokta konuşurken sözünü kesmemek, düzeltmemek. Daha sonra düzeltmek. Güzel dinlemekten bahsediyoruz aslında. Bizim toplumsal sorunumuz o değil mi? Dinlemek gerçekten bizim sorunumuz dinlemeyi biraz bilmiyoruz. Hani konuşmak çok hoşumuza gidiyor maalesef ama biraz da dinlememiz lazım. Dinlemek aslında güzel bir şeydir. Deneyin, gözlemleyin. Şöyle bugün deyin ki ben çocuğumu, evladımı, insanları sadece dinleyeceğim. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım, sadece dinleyeceğim. Bunu kendi programınızda, hayat programınızda aslında yavaş yavaş antrenmanlarla kendinize alışkanlık haline getirebileceğiniz bir noktaya gelebilir bu dinleme özelliği. Alay edilmemesi okulda, 4-6 yaşta anaokulunda veya daha sonra ilkokulda da konuşma bozukluğundan dolayı alay edilmemesi, bu bozukluğun normal olduğunun öğretmenleri tarafından mutlaka öğrencilerin uyarılarak çocuğa olan zorbalığın, baskılığın engellenmesi, okulla bu noktada işbirliği halinde olunması önemli bir hadisedir. Çocuğun konuşma bozukluğunu düzeltme adına dikkat etmemiz gereken bir durum. Bir de yine söylediğimiz gibi özetle çocuğun duygusal gelişimi, ev iklimi, ortamı, dil gelişiminde önemli. Yine kısmen değindiğimiz bir nokta vardı 2-6 yaş arasında. Önemine binaen bir daha dokunmuş olacağım ki duygu yoğunluğu, duygusal gelişim. Şimdi bilişsel gelişimden bahsettik. Biraz fiziksel gelişimden bahsettik. Fiziksel gelişimde işte dil noktasına, konuşma bozukluklarına değinmiş olduk. Aynı zamanda 2,5-3 yaş arasında bir zaman dilimi var demiştik. Patlamaların yaşandığı, ciddi duygusal yoğunluğun yaşandığı, herkesin kendi adına çalıştığını düşündüğü halde hayal kırıklığına uğradığı, belli şeyleri denerken tepki gördüğü bazen 3 yaşındaki çocuğa yolda görüyorum anneler eline vuruyor. Çok kötü davranıyor çocuğa. Çocuğun hayal dünyası. O kadar üzülüyorsunuz ki yani hele yolun ortasında çekiştiriyorlar. Yani hiç güzel bir ortam değil ama annenin de dürtüsel davranış bozukluğu var. Yani içeriden geliyor, kontrol edemiyor. 2,5-3 yaş arasında böyle bir dönem var. Bu dönemi bilelim. Bu dönemdeki davranışlarımızı düzenlememiz önemli. Yani bu dönemde anne baba da yoğun bir şekilde öfkeleniyor. Çocuk da yoğun bir öfke nöbeti geçirebiliyor. Ağlama nöbetleri geçirebiliyor. Bir geçiş dönemi. 2,5-3 yaş arası bir geçiş dönemi. Hani 4 yaşa doğru yavaş yavaş sınırlar devreye giriyor. Kurallar, anlayış gelişiyor. Ama 2,5 3 yaş arasında bir dönem var ki hani çocuk çok duygu yoğunluğu yaşadığı için ebeveyn de buna etki tepki gibi karşılık verebiliyor, kaygı duyabiliyor. Yani 4 yaşa doğru kurallar konulabilir ama 2,5 3 yaş arasında öyle bir dönem var. Bu dönemde davranışlarımıza dikkat edelim anneler babalar, büyükler. Çünkü bu dönemdeki öfkeli davranış, kontrolsüz davranış, çocuğa alan bırakmama işte biraz önce ifade ettiğimiz dil gelişimi bozukluklarına farklı psikolojik bozukluklara neden olabiliyor. Bir de 4 yaşında doğru geldiği zaman artık sınırlar ve kurallar olmalı. Davranış bozuklukları örnek olarak yavaş yavaş düzeltilmeli. Belki hemen o anda değil, biraz sonra daha güzel bir ortamda yapılan bir yanlış doğrusuyla değiştirilmesi adına hem söylem hem de eylem olarak gösterilmeli. Oyunlar bu noktada fırsat olarak kullanılmalı. Çocuk sınırlarını bilmeli. Ve e, beynin burada haz bölgelerini kullanma düzeni de yavaş yavaş başlıyor 4 yaşından sonra. Yani ben çok çikolata yemek isterim, çok oyun oynamak isterim. E, i̇şte burada çocuk nefsi çok kuvvetli olduğu için biz nefis terbiyesi adına eğitim yaparız. Nefis terbiyesidir. Çocuklar nefsi emmarededir. Büyüdükçe insanlar nefsin üst mertebelerine doğru çıkarlar. Yani... Küçüklükte sınırlarını bilmezler. Kendilerini kontrol edemezler. İradeleri zaten zayıftır. İradeleri yoktur. Biz şimdi kendimiz bile bir takım irade belli davranışlarımızı ortaya koyamazken o çocuktan onu nasıl bekleriz? Bizim bir şeyleri kurallarla düzenlememiz gerekir. İşte konudan sınırları neden koyduğumuzu çok iyi anlatmaya çalışmalıyız. Eğer anlatamıyorsak Orada dik duruşumuzu sergilememiz gerekir. Veyahut da onun yapacağı hatalara önleyici rehberlik oluşturmamız gerekir. Yani şöyle söyleyelim. Örneğin günümüzün en büyük problemi ekran problemi. Tamam ekranla senin dakikan doldu tamam ama annenin elinde telefon yarım saat, babanın elinde telefon yarım saat. Senin de ekranla vaktin doldu. Hadi bakalım şimdi sen kitap oku. E siz? Siz ekranla uğraşıyorsunuz. İşte baba şeker patlatıyor. Anne dizilere bakıyor. Çocuk kitap okuyacak. Yani 6 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk entelektüel çalışmalar yapıyor. Büyükler ne yapıyor? Büyükler ne yapıyor acaba? Hele bir kendimize bakalım. E biz evladımızın haz bölgesini kontrol ederken biz de hareketlerimizle desteklememiz gerekiyor. Haz bölgesi, ekran hazzı ciddi anlamda uyarıyor ve sonu yok. Oyun oynuyor, bir şeyi başarıyor. Sonra bir sonraki sınır doyuyor standart yükseliyor bir sonraki sınır doyuyor standart yükseliyor bir sonraki sınır. Devamlı haza yatırım yaptığınız zaman bunun sınırı maalesef yok. Ondan dolayı kuralları koyup tutarlı bir şekilde koyup arkasında durmamız muhterem dostlar çok önemli. Dikkat edelim. Sınırlarımızı koyalım. Hani çok zorlayıcı duygular, tutumlar içine mümkün mertebe girmemeye çalışalım. Ama girdiği zaman da sabırlı olmamız gerekiyor. Ve uyarımızı hemen şiddetle, öfkeyle değil, sabırla, daha sonra planlayarak ve düzenleyerek sınırlarımızı ve kurallarımızı koyalım. Tepkimizi o şekilde ortaya koyalım ki bu önemli bir hadise. Duygu yoğunluğu yaşandığı zamanlar, bu 2,5-3 yaş, 2,5-4 yaş bir duygu yoğunluğu var dedik ya, işte o zamanlarda yapmamız gereken iki şey var. Bir tanesi Meseleyi anlatmaya çalışmak. Çocuğumuzun zihinsel gelişimine göre, yaşına göre, olgunluğuna göre anlayabileceği durumlar vardır, anlayamayacağı durumlar vardır. Eğer anlayabilecek durumdaysa mümkün mertebe anlatmayı denememiz gerekir. Peki, anlatmayı denedik ama olmadı. O zaman farklı bir nokta, dikkat dağıtılmalı. Dikkati dağıtmamız, farklı bir şeye dikkati yönlendirmemiz çok önemli. Bunu çok güzel yapan anneler var. Maalesef orada takılan anneler var. Çok güzel yapan babalar var. Maalesef o konuda takılan babalar var. İşte bizim o süreçte dikkati çok akıllı bir şekilde dağıtmalı ve farklı bir yere yönlendirmeliyiz. Aslında çocuğumuzun bu yaşlarda meşgul olmasını bizim yönlendirmemiz önemli bir hadise. Biz buraya emek harcamadığımız zaman sorunlar başlıyor maalesef. İşte yaşlarına uygun sebebi açıklamak dedik. Hazın ertelemesine yardımcı olunmalı. Yani bir şeyi çok istedi o sırada. Tamam onun yerine başka bir şey koyacağız. Mesela ne koyacağız? İşte oyun oynayacak ekranda. Ee, ekranla oyun oynayacak ama zamanı bitti istemiyoruz oyun oynamasını. Telefonu, tableti elinden aldık. Şimdi oraya bir şey koyacağız. Oyun. Fakat çocuk 4 yaşında. O oyunu ilk açılışını yapamıyor. Yani sıkılıyor. İşte biz orada oyunda ona destek olup, oyunun düzenini kurup yavaş yavaş çekilmiş olacağız. İki buçuk, üç yaş arasındaki e, durum bu. Dört, beş yaşlarında artık sınırlar belli olduktan sonra ise sınırları çok akılcı belli etmek, düşünerek belli etmek kuralları ve bu sınırı aşma halinde ise sınırının aştığı zaman o kararının sonucunu hissettirmemiz önemli. Yani yaptığı hatayla, yaptığı eksiklikle karşısındaki sonucu yaptığı hatadan alakasız olmamalı. İşte ödül ceza sistemi diyoruz ya. Yani örneğin nerede hata yaptı? Bir şeyi kırdı ya da bir şeyi döktü. Onun yüzünden yarım saat bir tablet oynayacaktı. Sana tablet yasak. Şimdi zaten bir onu seviyor ya. Durmadan onu yasaklıyoruz. Ama onun cinsi başka, onun cinsi başka. Yere süt döktü, sana tablet yasak. Hayır, süt döktüyse sütü temizlemeyle ilgili uğraşacağız. Veya suyu döktüyse suyu temizlemekle ilgili uğraşacağız. Duvarı boyadıysa duvarı beraber boyayacağız. Hocam çok zor. Kim zaman ayıracak? Bizim onlardan daha değerli bir varlığımız yok. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim yatırım yapacağımız en önemli sermayelerimiz dostlar. O yüzden onlar ayıracağımız vakit çok değerli. Tekrar söylüyorum. Evde şiddete hayır. Tekrar söylüyorum. Eğer bir çocuk 6 yaşında, 5 yaşında baba, anne, hadi benimle oynar mısın diyorsa bu sizin için bulunmaz bir fırsattır. Yıllar sonra o fırsatı bulamayacaksınız. O yüzden o fırsatı ne olur güzel değerlendirin. Muhterem dostlar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum, Allah'ın emanında olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.